Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir blog videosuyla karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere yemek yapacağım. Yani aslında çok zor bir yemek değil ama yine de anne sonuçta yemek yapacaksın değil mi? Aynen. Nasıl olacak? Tavuklarımız hazır. Şeyden aldık, kasaptan aldık. Şimdi çıkaracağız onları, güzel bir soslayacağız. Ardından tavaya atacağız, zaten göreceksiniz. Videonun sonunda da tadım kısmı var. Neden falan tattıracağız, hepiniz izleyeceksiniz. Gelin bakalım şuradan önce dolaptaki tavuklarımızı alalım. Daha önce de hayatımda hiç yemek yapma videosu çekmediğim için şey bilmiyorum, uçluk nedir bilmiyorum. Neyse. Bu bayağı fazla değil mi? Çok gelmez mi? Hepsini kullanma istersin. Çok gelir sanki. Hepsini kullanman şart değil. Baksana. Şöyle koyalım. Haşin davranıyorum Nusret gibi. Abi bir de bu şey oluyor ya, daha önceden yapıyorduk işte, birazcık bir kalıntı kalırsa tavada falan birazcık kalıntı kaldığı zaman inanılmaz kötü kokuyordu. Yani çok kötüydü ya. Anne nasıldı o koku? Tavada değil, dolapta uzun süre kullanılmazsa çürür tabii, bozuluyor tavuk. Çok kötü kokuyordu. Bozulmuş tavuk kötü kokar. Soslarımızı çıkaralım, yani baharatlarımızı çıkaralım. Bu nane mi? Nane bu. Öbür kekik lazım. İnşallah kekik vardır. Bakmadım ama kontrol etmedim. Heh, burada kekik var. Kekikli inanılmaz güzel oluyor. Tuz, sumak, kekik. Tamam. Bu şekilde ilk başta biraz tuzlamak lazım. Az çok demeden güzel güzel tuz atmak lazım. Yoksa tuzsuz oluyor. Güzel olmuyor tadı. Bunu da bayağı atmak gerekiyor. Görüyorsunuz. Şöyle yaptık. Ya çok iyiyim ya. Tam bir şefim. İtalya'dan ben eğitim aldım arkadaşlar. Özel eğitim. Bu yemek konusunda işte en iyileriyle çalıştığım için ne nasıl yapılır her şeyi çok iyi biliyorum. Şimdi bunu biliyorsunuz. Bir tane videoda yemiştim. Çok çok acı. Normal pul biber kalmamış evde herhalde. Bilmiyorum, bulamadık. O yüzden bundan koyacağız azıcık. Bu o kadar acı ki. Bakayım şöyle. Yere de döktüm, silerim şimdi. Şöyle yapalım. Bu kadar yeter. Baksanıza elimin bir de rengi değişiyor. Ya bu biraz eksik oldu aslında yani. Pul biber evde olsaydı daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok artık. Bugünlük böyle olacak. Şimdi bunu tavaya atacağız. Tavamızı hemen bir hazırlayalım. Bu burada dursun 2 saniye. Yağımızı alalım. Şuradan hemen. Markalar da gözüküyor ama artık bize birer reklam versinler. Yağ şöyle yapacağız. Bak ölçüyü iyi izleyin. Bak. Biraz daha fazla sanki koyabiliriz. Biraz şey yapayım. Bir bu kadar daha sanki. Tamam. Ölçümüz bu. Bunu şimdi tabii tavaya dağıtmamız gerekiyor. Hemen hızlıca dağıtalım. Bakın bu şekilde. Şöyle döndür. Tavanın etrafına dağıtıyoruz ki tavuklar, mesela şuraya taşan tavuklar falan da olacak. Hepsinde hani yağ olsun altında. Bu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar. Tavamızın da altına hafiften bir açalım, koymadan önce tavukları. Evet, yanlış yeri açtım, süperim. Şöyle yaptım. Kısıkta açalım tavukları getirene kadar. Tavukları ilk koyduğumuzda bayağı bir arttıracağız tavanın derecesini mühürlemek için. Yani mühür tarzı bir şey yapıyoruz kendimizce. Şimdi bak, şöyle şurasından tutup. Hah, tamam, daha çok şey olmadığı için cız etmiyor. Bazen öyle bir cız eder ki tavaya bir şey koyduğunuzda etraf yağ olur. Öyle olunca temizlemesi zor oluyor arkadaşlar. Şöyle koydum. Şimdi karıştıracağımız şeyi alalım. Şunu da karıştırırız. Tamam. Bunu da bir kenara attık. Yağımız da kenarda. Artık işimiz full bu tavayla. Şöyle bir dağıtalım etrafa. Ha. Ayıralım birbirinden ki güzel güzel hepsi ısınsın. Olsun. Yanıyor şu an etraf. Amacımız burada tavuğun çevresini daha çok kızartıp ondan sonra içinin ısınması. Yani şöyle bir dakika iki dakika böyle yapacağız. Sonra indireceğiz yine dereceyi.
Bayağı bir beyazladı tavuklar. Şöyle altını kısalım. Artık kısık ateşte birazcık pişmesi lazım. Böyle görüyorsunuz. Güzel oldu ya. Güzel oldu bayağı. Şey yapayım mı anne şimdi? Yapıyorlar ya, havaya havaya kaldırıyorlar. Biraz daha karıştırmaya devam ediyoruz. Artık bayağı oldu. Bu sefer daha küçük kesip getirmişler galiba. Baksana. Evet. Küçük küçük kesilmiş bayağı. Bence daha güzel değil mi? Bakalım tadını göreceğiz. Aynen güzel olabilir. Daha çabuk pişer. Yani patlamış mısır gibi oldu. Ben öyle dedim adama. Öyle mi dedin? En küçük değil ama dedim yani küçük. Çok küçük olmamak lazım. Güzel oldu bayağı. Bakalım dedem ne diyecek ya? Biraz tavuk kokoreç gibi olur boyutu itibariyle. Evet evet ama ya bu aslında işte dediğim gibi pul biber biraz daha fazla olsaydı daha güzel, rengi daha güzel oluyordu. En alt çekmecede var belki, ekleyebilirsin yine. Bak bakayım poşet olarak var mı? Varmış. Tamam, ekle yine, bir şey olmaz. Önceden ekleseydik rengi daha güzel olacaktı tavuğun. Daha turuncu gibi olacaktı. Ne olur karıştırırız. Bakalım şimdi ne kadar öyle olacak bakalım. Elimde pul biber oldu ama. Evet baksana elim nasıl turuncu oldu. Tamam tamam, biz bunu şimdi tabaklara koyalım, o zaman sonra videoya devam edelim. Dedem şu anda tadacak tavuğu. Bakalım ilk tadımında ne diyecek? Süper oldu. Ben yaptım diye öyle diyor. Ama bakalım şu anda benim önümde. Ben sadece tavuk yiyeceğim. Onlar bulgur da yiyor annemle. Ne diyorsun dede? Abi çok lezzetli olmuş. Peki birazdan Fenerbahçe, daha doğrusu Sivasspor Fenerbahçe maçı var. Maç hakkındaki görüşünü alayım. İnşallah kazanırız. Temenni mi? Görüşün ama ne olur, hava çok soğukmuş. Ama, bakalım. Eksi 10 derece hava. Şuş. Burada top oynamak kolay değil ha. Donarsın ya. Adaleler ne olur be? En ufak bir düşmede Allah korusun sakatlanma olabilir. Allah korusun. Bakalım ben bunu yayınladığımda o maç bitmiş olacak. Skoru da belli olmuş olacak. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar tavuk bu şekilde, şöyle biraz daha da yakından göstereyim. Başka yemek vlogları da yapabilirim yani, bilmiyorum, şu ana kadar tavuk dışında başka yemek yapmadım ama sizin için deneyebilirim, haberiniz olsun. Bu video bu kadardı. Şöyle bir kendimi göstereyim son. Şöyle yerken böyle yemek videoları var ya, mukbang falan yapıyorlar, böyle değişik şeyler, sesini çıkarıyorlar yemeğin. Güzel olmuş. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşünceye gerek. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.